17 Ağustos 1999'da çok ağır kayıplar vererek bölge olarak deprem gerçeğiyle yüzleştik. Bu acı tablonun mimarı şehirleşmenin peşi sıra gelen sağlıksız betonlaşma ve bizlerin deprem karşısında bilinçsiz ve hazırlıksız olmasıydı. Evet, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bu yana 19 yıl geçti. Acılarımız dünkü gibi taze, kaybettiklerimiz hep kalbimizdeler. Araştırmalar bize ülkemizin dünyanın en aktif deprem kuşaklarının biri üzerinde olduğunu göstermekte. Hayatımızı tabii bundan arındırarak yaşamak zorundayız. En az kayıplarla ne şekilde kurtulabiliriz? Bu şekilde dizayn etmek zorundayız. Deprem gerçeğiyle de yaşamak zorundayız. Ülkemizin sanayisinin kalbi olarak tanımlanan sanayi kuruluşlarının ve büyük işletmelerin, büyük üretim merkezlerinin olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Tabii ki farklı sorumluluklarımız var. Üretim merkezlerimiz, üretim sahalarımızın da deprem riskine göre organize edilmeli ve bunların muhakkak sigortaları yapılmalıdır. Gebze TİOSRAK deprem anında ve sonrasında ihtiyaç duyulan toplanma merkezlerinin oluşturulması ve bu merkezlerin nerelerde olunduğu muhakkak bu kentte yaşayanlar tarafından bilinmelidir diye düşünüyoruz. Biz de zaman zaman oda olarak sosyal boyutta üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarımızdan devam eden çalışmalarımız var. Özellikle bu bölgede insanları bilinçlendirmek için bir deprem simülasyon merkezine ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Mimarlar Odası, İnşaatçılar Mühendisler Odası, Makinacılar Odası olarak projenin isim babası Gebze TİOSRAK böyle bir çalışmanın içindeyiz. İsme herkes tarafından saygıyla anılan kaybettiğimiz değerli milletvekilimiz Alaaddin Kurt'un adını vermeyi düşünüyoruz. Ayrıca Marmara depreminde bir gerçeği daha öğrendik depremden sonra. Türkiye'deki engelliler sayısının daha çok arttığını düşünüyoruz depremden sonra. Biz oda olarak engelliler iş dünyasına kazandırma adı altında bir projemiz var. Bu projemiz birkaç yıldır devam ediyor. Bunun bir ayağı da Almanya olacak. Almanya'da örnekleri var. Eğer bunu da bu bölgeyi kazandırırsak engelli iş dünyasına üretime kazandırmış olacağız. Bu şekilde de biraz da çaba sarf ettiğimiz için mutlu olmaya çalışacağız. 19 sene önce 1999 Marmara depremi gerçeğinde unutmamak gerektiği düşünüyorum. Bundan dolayı da yetkililerin, yerel yöneticilerin, kamunun, bizlerin, meslek odalarının üzerine ne görev varsa düştüğünde birlikte yapabileceğimizi, en iyisini yapmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Ben bu konuda özellikle bölgenin basınına, Mühendisler Mimarlar Odası'na, Makinacılar Odası'na, meslek odalarına çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte zaman zaman bilinçlendirme programları yaptık, bilgilendirme toplantıları yaptık. Onların çok katkısı oldu. Bölgede yaşayan herkes adına, özellikle kurum adına çok teşekkür ediyorum.